bir kişiye iki defa haksızlık doğuyor. Bir, belediyeye ödenenlerde Aynı parayı ödüyoruz. Sizin daireniz 2 milyon, benimki 150 bin lira. Satmaya kalktığımızda, tapuya gittiğimizde de aynı harcı ödüyoruz. Konut vergisiyle ilgili çok çarpıcı bir detay var ve belki de ev sahibi olanların birçoğunun bundan haberi yok. Siz ister bu bina gibi en üst katta manzaralı bir daireye sahip olun, isterseniz zeminin altında oturun. İki dairenin de vergisi aynı. Ben 10. katta oturuyorum, siz zeminin altında oturuyorsunuz. Aynı vergiyi mi ödüyorsunuz? İkimiz de belediyeye aynı emlak vergisini ödeyeceğiz. Sizin daireniz veya bironuz değeri 2 milyonsa ben kot altında duvar seyrediyorum. Benimkinin değeri 150 bin lira. Bunları siz de satmaya kalktınız, ben de. Tapuya gittiğimiz zaman aynı harcı ödüyoruz. Taşınmaz mal varlığından alınan verginin bir kısmını emlak vergisi oluşturuyor. Bazı istisnalar hariç her ev sahibi bu vergiyi ödemek durumunda. 2018 yılının da ödenmesi gereken belediye emlak vergileri açıklandı. Gerekli olan %15'ti. Yani kanun %15 en fazla da %20 arttırılır deniliyor idi. Ama bazı semtlerde, bazı sokaklarda bu %100'ün üzerinde hatta %200'ün oranında arttırıldı. Eğer bir ev sahibiyseniz belediyelere her sene konut vergisi ödemek durumundasınız. Ancak o vergiyle ilgili öyle bir detay yakaladık ki bunu size örnekle açıklamak istiyorum. Diyelim ki işte bu apartmanın en üst katında oturuyorsunuz. Ödediğiniz konut vergisi aynı. En alt katta oturuyorsunuz verginiz yine aynı. Diyelim ki kotta oturuyorsunuz, eksi dördüncü katta oturuyorsunuz, vergi miktarınız yine değişmiyor. Diyelim ki 10 katlı bir bina düşünelim. Buradaki daireler 2 milyon ederken zemin ve zemin altında 4 kot daire diyelim. Zemin altındaki daireler duvar seyreder. Değeri de onun 150 bin lira. Buradakiler 2 milyon lira. İkisi de belediyeye aynı emlak vergisini ödeyecek. Biz de itiraz edeceğiz bu konuyla ilgili. Bir haksızlık var, düzelmesini istiyoruz biz de. sizin üstünüzde daha daireler var mı? Ee, var. Ü, ü, bizim üstümüzdeki daireler daha manzaralı, daha önü açık daireler. Ee, bizimle aynı vergi ödüyorlar. Yıllardan beri süregelen uygulamadaki yanlışlığı fark eden emlak müşaviri Salim Taşçı... ...hem emlak vergisi hem de tapu harcında yani iki konuda vatandaşın haksızlığa uğradığı görüşünde. Bunları siz de satmaya kalktınız, ben de. Siz 2 milyona satıyorsunuz, ben 150 bine satıyorum ama... Tapuya gittiğimiz zaman belediyeden raiç bedeli alınıyor ya, sizinkinin raiç bedeli de aynı, benimkinin raiç bedeli de aynı, tapuya da aynı harca ödüyoruz. Efendim noterden çıkarken gördük sizi, evet. bir işlem vardı galiba. Evet, evi alma işlemimiz vardı. Kaçıncı kat aldınız? Ee, eksi iş kot efendim. Kottan aldım. Evet. Aynı apartmanın en üst katındakiyle aynı vergi ödeyeceksiniz. Öyle mi? Eyvah! Ne yapacağız şimdi? Bilmiyor muydunuz? Hayır, daha ilk defa duyuyorum. Yani siz en üst katta da otursanız, zeminin altında da ev sahibi olsanız hem emlak vergisini hem de tapu harcını aynı miktarda ödüyorsunuz ve belki de birçok ev sahibinin uygulamadaki bu noktadan haberi yok. Ancak taşçıya göre bu uygulamadan vazgeçilmeli. Çıkış yoluysa basit bir düzenlemeden geçiyor. Kanun koyucunun en azından zemin ve zemin altındakiler 5'te bir oranda düşük olar demesi bu haksızlığı giderir.